kıymetli Zonguldak'ta hemşerilerim. Türk demokrasi tarihinde ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk defa görülmekte. Dolayısıyla hiçbir seçim devletimizin birliği, milletimizin kardeşliğinin üzerine değildir. Bu seçimin de devletimizin birliğine, milletimizin kardeşliğine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Saadet Partisi İl Başkanı Burak Erol, Kozlu Güney Mahallesi Namık Kemal İlkokulu 1042 nolu sandıkta oyunu kullandı. Saadet Partisi İl Başkanı Burak Erol, bu seçimde devletimizin birliğine, milletimizin kardeşliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Birinci turda hiçbir Cumhurbaşkanı adayı %50+1'i geçemedi. İkinci turda vatandaşlarımız daha duyarlı olarak seçim sandıklarına gideceğini düşünüyorum dedi. Birinci turda hiçbir Cumhurbaşkanı adayı %50+1 geçemedi. İkinci turda vatandaşlarımızın daha duyarlı olarak seçim sandıklarına gideceğini ve 2023 olağan genel seçimlerinde ikinci turda bizim adayımız, 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'na seçileceğinden şüphemiz yoktur. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.